Selamun aleyküm arkadaşlar. Bugün sizlere şöyle bir ev turu çekeyim dedim. Bayağı izleyicilerimiz yoğun istek üzerine istemişlerdi. Şöyle burası benim çocuklarımın yatak odası. Ondan sonra gardıropları, bizim kendi yorganları koyduğumuz yorganlık. Ondan sonra bunu birleştirdik, sildim, süpürdüm arkadaşlar gerçekten. Burası Şahinim'in yatağı. Kolay işlediği için başucunda şey duru diyor, masa. Şurası Duran'ımın yatağı. Şu görmüş olduğunuz yataklarda Ramazan'dan benim yataklar arkadaşlar. Bizim yatak odamız olmadığı için böyle tek kişilik bir yatağımız var. İkimize tek kişilik, yani çift kişilik diyelim. Şöyle ıslah mendillerimiz. Burası çocuklarımın çocuk odası arkadaşlar. Şöyle görmüş olduğunuz gibi masalar, sehpalar. Burası büyük oğlumun, küçük oğlumun yatak odası. Rabbim ağız tadıyla yatırmayı, kaldırmayı nasip etsin inşallah. Size koridorumu da çekeyim. Lambayı yakıp gidiyorlar arkadaşlar. Burası dışarı kapıma çıkış. Şöyle göstereyim. Burası antre. Yani koridor diyeyim sizlere. Çamaşır makinem var burada. Tabii ki üstünde Şahin'in yıkanacak tişörtü, gözlüğü, benim de cüzdan. Şöyle görmüş olduğunuz gibi. Ne kadar da toplasam gerçekten izleyicilerim bir yandan topluyorum, bir yandan dağılıyor. Burası oturma odam. Burası da oturma salonum arkadaşlar. Sizlere şöyle de göstereyim. Perdeyi de mutfağa takacağım. Mutfaktaki perdemi de kirlenmiş. Onu da çıkarayım, bir makineye atayım. Burası da oturma odam. Evet arkadaşlar, burası da benim mutfağım oluyor. Sizlere mutfağımı da şöyle bir çekeyim. Şöyle görmüş olduğunuz gibi. Düzenli, tertipli olmaya çalışıyorum Allah'ın izniyle. Tek başımayım. Biliyorsunuz iki oğlum var benim. İki tane oğlum var. Ramazan, ben, dört bir ay, dört ailek biz. Çekirdek aile. Burası benim mutfağım arkadaşlar. Önceki oturduğum eve bakarak olursa bu evi altınından döşemek lazım gerçekten. O önceki oturduğum ev evlilikten iyice çıktıydı. Yani hiçbir evliliğin alakası yoktu. Siz de biliyorsunuz. Yıkıyordum, temizliyordum, siliyordum, süpürüyordum. Gerçekten izleyicilerim. Yarım saat sonra da değil gerçi de 10 dakika sonra tekrardan aynı şekle dönüyordu. Gerçekten buna da çok şükür, Rabbime binlerce şükürler olsun ki bir mutfak dolabım. En önemlisi de arkadaşlar, hayatımda en çok istediğim gerçekten böyle bir mutfağım olmasıydı. Ona da Rabbime binlerce şükürler olsun ki şu görmüş olduğunuz mutfağa kavuşmaya tam 20 sene bekledim. 20 seneden sonra Rabbim verdi. Gerçekten Rabbime sığındım. Her zaman dua ettim. Allah'ım dedim, bana da böyle gittikçe ilin evlerinde imrendiğim bir mutfağım olsun dedim. Gerçekten de yani bana yetiyor dört dörtlük.
Allah'ıma şükürler olsun ki. Yani önceki oturduğum evde aygazımı biliyorsunuz, dolabımı biliyorsunuz. Onların hepsini çöpe gitti. Zaten hep bozulmaya geldiydi. Son ayarlarında çalışıyorlardı. Bu sene de taşınmasaydık, yani buraya koşmamış olsaydık, evimizde bir bulaşık makinesi de değil de tövbe, bir çamaşır makinesi kalacaktı. Onu da zaten yine aldıydım. O da bozulduydu o evdeyken. Şimdi de böyle bir eve rahata kavuştum. Bu evimin huzurunda kimsenin bozmasını, bir üçüncü, dördüncü ailenin de katılmasını kesinlikle ve kesinlikle katmam arkadaşlar. Çocuklarımın, eşiminin, kendim mutluyum, huzurluyum. Allah'ıma binlerce şükürler olsun ki. Kesinlikle yani aile tarafından demiyorum arkadaşlar. Anne, baba öyle demiyorum. Onlar bizim büyüğümüz. İlla ki bilmediklerimizi söyleyecekler, hatalarımızı diyecekler, kusurlarımızı söyleyecekler. Kesinlikle onlara söylemiyorum. Ama bir başkasının da aileme karışmasını kesinlikle izin vermem. Burası benim, görmüş olduğunuz gibi, değerli izleyicilerim. Hayatımın bir parçası mutfağım. Gerçekten hayatımın bir parçası bu benim mutfağım. Şu poşetteki de dolmalık biber annemgilden getirdiydim dün. Onda içini temizleyeyim de inleleyip ipe cüzüğüm tila atayım da kurusun arkadaşlar. Kışın Ramazan kurusunu. Bunun kurusunu sever. Yaşını o kadar pek yemez de. Yaşında iyice aç kalınca yer yani. Bu da bugün böyle bir ev turumuz olsun. Kusura bakmayın. Böyle bir çekim yapayım dedim arkadaşlarıma. En çok görmek istedikleri bir evim olduğunu bildiklerini. Zaten en çok onlar da benimle sevindiler, benimle üzüldüler, benimle mutlu oldular. Ağladıysam ağladılar. Güldüysem güldüler. Gerçekten çok değerli izleyicilerim var. Hepinizden Allah razı olsun. Yeni katılan izleyicilerinden de Allah razı olsun. Rabbim de muratları, ne dilekleri varsa versin inşallah. Gerçekten insan bazen konuşurken de düğümleniyor. Ne konuşacağını söyleyemiyor arkadaşlar. Ramazan da burada yatmış. Geride iyileştirmemiş. Bugün işten erken geldiler arkadaşlar. Sabah gittiler. 10 gibi Nemgir'e geldiler. Kapısı mı penceresi mi ne takılmamış. Pencerede takılmayınca ince çekilmezmiş. Bugün erken geldiler. Şu perdemi de mutfağa da attırayım da arkadaşlar birazdan. O perdelerimi de çıkarayım, bir makineye atayım. Bayağı şey ettiler. Mutfak kirlendi. Mutfak perdesi kirlendi. Öbür odamın perdesi değil de. Çocuk odasının. Evet izleyicilerim. Bugün de yorumlarınızı bol bol evim için yapabilirsiniz. Bir kusurum varsa affedin. İlla ki yani hatalarım oluyordur. Biraz sonra Ramazan'dan çay içerken canlarım. Sizlere çekimime devam ederim. Görüşmek üzere. Kendinize iyi bakın. Kapatmıyorum da. Çay servisi yapacağım. Pardon, çay demleyeceğim. Çayda görüşmek üzere. Bu da annem bildiğin getirdiğim biberlerine bak maşallah. Büyümüş de büyümüş. Dalı bıkıyormuşmuş. Annem de görmemiştim. Ben topladım arkadaşlar. Ha bir de şöyle açıklama yapayım arkadaşlar. Gerçekten. Hani benim iyiliğim için diyorsunuz. Biliyorum. Ben de çok istiyorum ama mutfak dolapçığıyla biz konuştuk.
Ben şu mutfak dolabımı şöyle mesela şu yanına şuradaki parça olan yere çektirmeyi, kilerimi buzdolabının yanına koydurmayı, ay gazımı da kilerin yanına koydurmayı çok istedim ama olmadı. Mutfak dolabını yerinden oynattın mı yer tutmazmış. Mutfak dolabını diyorum oynadınca diyorum yer tutmaz mıymış? Hı? Berber diye takılmazmış. Takılmaz mıymış? Evet arkadaşlar gerçekten sizler de benim kadar çok istiyorsunuz ama mermerini oynattın mı olmazmış. Yapışmaz mıymış? Hmm. İyi. Neyse arkadaşlar biraz sonra çayda görüşürüz. İşçiler işe gittiydi. Sabahına 9'da gittiler. 10'da geri geldiniz. Kaçta gittik? 8'de gittiniz. 9'da gittik, 10'da geldik. 8'de yani. Gitmediniz mi? 7.30'da gittik. Saatleri karıştırmış olabilirim. Ne gördünüz ya bugün işte? İnce yapacağız. Pencere kasaları da kalmamış. Buyurun gelin çay içelim arkadaşlar. Vallahi biz 4-5 gündür gitmiyor işe. Gidemeye yok. Pencere kasası çat takılacağı dünler için salı buna. Dün de takılmadı. Bugün de sabah gittik 7.30'da. İkinci katımda ince hazırlığı yapıyorduk, un gelmediydi. Yine de kalmamış. Gittik o ikinci katın ince hazırlığını da yaptık, un eledik. Gelirken tencereciye uğradım, pivo pencereye. Ha, cumartesi bunu da kalacağımış. Bu cumartesi. He. Valla 3-4 gündür gitmiyor. Gidemiyor yani. Gidecek de kasa takılmadığından gidemiyor. Tamirat çıkmasın diye. Kasa takılmadan ince yapınca tamirat mı olur? Bir de müteahhit işi. O yüzden tamirat çıktı mı pencere kenarları orayla orası ayrı oluyor, sırt arıyor. Boyaya vurdum ya da boya vurunca da aynı şekilde çıkıyor. Sırt arıyor yani. İki gün aşağı katta işimiz var, iki gün de yukarıda işimiz var. En fazla 5 günlük işimiz kaldı. İşte olmuyor. Ben de 5-6 gündür video atamıyorum. Canım çok sıkıyor bu aralar. Vallahi. Ya 4-5 gündür canım çok sıkılıyor. Ne video çekebiliyorum, ne uyku uyuyabiliyorum. Kendi kendimi yiyip bitiriyorum sabaha kadar. Başımızdan bir iş geçti. İki tane çocuk arkadaş yani daha küçük. Yaşları tutmaz. İki arkadaş bizim Şahin'e doğmuşlar.
aralarını almışlar 2-3 kişi. Hani yaşları da buçuk. Biri 35-36 yaşında, biri de 30 yaşlarında. İkisi Şahin'i araya almış, doğmuşlar. Onunla uğraştık işte, uğraşı yok. Vallahi uykularım ne kaçtı arkadaşlar. Gerçekten o günkü yazdığım hani ya başlık buna aitti arkadaşlar. Kimseyle bizim sıkıntımız yokken kendini bilmez iki tane kişi ağızlarına içmiyorlar, kulaklarına içiyorlar. İçki içmişler arkadaşlar. İçki içerlerken bunlar 3-4 kişi içki içiyormuş. Şahin de bir severliğine şeker atmış herhalde. O da boşa atmış Şahin, o da bunların üstüne gitmiş. İşte dolu kafayla da alındılar. Yani onlar da bizim akraba olur. Yani birine çay ısmarlamışlığım var, birine ciğeri almışlığım, işe götürmüşlüğüm var. Yani içkinin de verdiği cesaretine bu arkadaşlar bizim Şahin'i doğmuşlar. Ama bizim demirci koy küçük. Fazla büyük değil. Hiç acele etmiyorum arkadaşlar. Zamanı geldi mi su ağacı yerini bulur. Hiç kimse çocuğunu, çoluğunu kimseye kepaze ettiremez. Hiç kimse. Kepaze olsun diye dünyaya getirme yok ki. Böyle çocuğu yapıp da sokağa, çarşıya salıp da arkasını aramayla olmaz. Çocuğu büyütüyorsan, yetiştiriyorsan insan gibi yetiştireceğim, efendi yetiştireceğim. Onun bunun malına göz diktirmeyeceğim. Kendin nasılsan kişiliğin, evladını da o şekilde yetiştireceğim. Ha. Zamanı geldi mi konuşacağım bu arkadaşlarla ben. Niye uğraştınız? Niye böyle yaptınız? 2 gündür konuşayım diyorum. Rastgele mi yok? Yani oturalım efendice bir konuşalım. Sorayım, soruşturayım. Suç kimden? Onlardan mı? Bundan mı? Şahin'i ben de doğdum eve gelince. Niye böyle yaptım? Niye şeker attım? Kimse kimsenin huzurunu kaçıramaz. Kavasını kurdalayamaz. Huzurumuzu kaçıran insanlar da zaten çok kapasiteli bir insan değil ki. İşte kendinden acizlenir de mayda var orada içerler. Ne yaptığını da bilmezler. Kimdir de içerse iyisi bu. Sen evin diğer çocuğundan, çoluğundan sorumlusun. Tabii öyle. Gitsin istersen şeyde içsin. Ormanda. Ben çocuklarımı zaten kimseye ezdirmem. Hiç kimseye ezdirmem. Hele Şahin'le Duran'ı hiç kimse ezemez. Bizim önceki yaşantımı biliyorsunuz. Yani biz önceden daha bu kadar bir kapasiteli insan değildik. Bir gözükanın içinde büyüttüm ben onları. Hiç kimse kafasına yumruk vursun, ağzına yumruk vursun diye büyütmedim. Benim çocuğum kimsenin etlisine karışmaz, sütlüsüne karışmaz. Koyda çok kişi söyler bana. Senin oğlun efendi, senin oğlun dürüst. Bir de arkadaşlar şöyle bir şey var. Arkadaşını iyi seçeceğim bu devirde. Tabii. Arkadaşını iyi seçmezsen senin o arkadaşın seni yarı yolda bırakır kaçar. Neye uğradığımı şaşırım. Arkadaşını iyi seçeceğim. Nereye gidersen git o arkadaş seninle gelecek. Sen de o arkadaşınla gideceksin. Nereye giderse gitsin. Ucunda ne olursa olsun yani. Benim bu koyda tek bir tane arkadaşım var. Çok samimi, bir tane. Çünkü bir isteyenimiz yok, sevenimiz yok. Dünkü, 2 gün önceki olayda
10 kişi varmış orada. Bir çocuğu doğdurtmuşlar yani. İzabitim. Bu aralarda moralim çok bozuk. Vallahi sabahlara kadar yatamıyorum arkadaşlar. Uyuyamıyorum. Hani psikolojim de iyice bozuldu. Yani beni de bilir. Bilirler yani. Bakalım. O arkadaşlarla görüşelim, konuşalım bir. Niye uğraşmışlar? Buradan bizim videoya bakarlarsa o arkadaşlar da iyi arkadaş. Birine ciğerasını alırdım. Vallahi diyorum bak. Yani birisi de hiç ummadığım bir arkadaş. Hani hiç yapmaz diyordum. Bu çocuktan böyle bir şey beklemiyordum yani. İşkinin de verdiği cesaretleriyle böyle olmuş. İşte ummadığın taş baş yarar. Allah büyük. Senin akraban gelir, senin çocuğuna el kaldırır. Senin koyun orada bağır, hiç tanımadığın adam gelir, ellerinden çocuğunu alır. Bizim koyumuzun insanları, ne bileyim ben, çok değişik bir şey olmuş. Ne oldum, delisi olmuş. Ben insanlardan korktuğumdan, akşam işten geldim mi, çarşıya çıkmam ben. Vallahi bak, 7'de gelirim işten, ertesi gün sabah 7'ye kadar, 7.30'a kadar evden çıkmam. Bizim koyun düzeni çok bozuk. Çarşıya gidiyorum, adam şuradan sana dahalıyor. Bir şey söylüyor. Sen de kaldıramıyorsun, ya uğraşıyor. Olmuyor. Çünkü böyle arkadaşlar. Olsun bağlım ya. Bunlar çok doluyum da. Kurtçuk olsun. Çok doluyum da. Ramazan zamanını bekler. Acele etmez. Vallahi. Zaten zamansız hareket yaptın mı olmuyor. Benim kafamın çalıştığı, sabahın işime gideceğim, akşam evine geleceğim. İşten geldin mi? Banyomu yapacağım, ekmeğimi yiyip geçip televizyonumu silideceğim ya da telefonumla oynayacağım. Tamam da sen öyle yapıyorsun da onların da işte tam bu kanının kaynadığı şimdi, zaman çocuklar düğün oluyor, düğüne bakmak istiyor. Zaten giriş vakitlerine kadar çarşıda durdukları yok. Neyse arkadaşlar, bugünlük de videomuz bu kadar olsun. Bir sonraki videolarımızda görüşmek üzere. Allah'a emanet olun. Büyüklerimin ellerinden, küçüklerimin gözlerinden öperim. Herkese hayırlı akşamlar. Gerçekten illerde iyisi dolu. Yani ben koyumuzu karalamam, zaten karalanacak bir koy değil. Koyumuzda iyisi de var, kötüsü de var. Biz hiç kimseyle muhatap olmadığımız halde bazen başımıza böyle bu olaylar geliyor. Neyse, buna da nasip diyelim. Beklemeye alalım.
şey diyen mi? Herkese iyi akşamlar arkadaşlar. Kendinize iyi bakın.